Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım. Bir Hayalim Var isimli serimizin yeni bir bölümünde kaldığımız yerden yola tam gaz devam ediyoruz. Bilenler vardır, bilmeyenler vardır. Kızaça özet geçmek istiyorum. Tam 1 Ocak 2023 tarihinde hali hazırda elimizdeki hesaplara 4 tane daha dahil ettik ve bunlar Kankarır, TH8, 9, 10 ve 11 köyleri idi. Bununla birlikte 12, 13, 14 ve 15 köylerindeki makslama sürecini de tam gaz devam ettiriyoruz. Buradaki amacımız bütün seviyelerden birer tane elimizin altında max hesap olması. Bu bağlamda açılışı her ne kadar belediye binası 8 köyünde yapmış olsam da burayı sadece adet yerini bulsun göstermelik amaçlı koydum. Hemen diğer hesabımıza geçiş yapacağız ve 4 kat yıldız bonuslarından faydalanarak yükseltmeler yapacağız ve bol miktarda da duvar basacağımız uzun soluklu bir video olacağını düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere 8 hesabımızda A'dan Z'ye, ıncığından cinciğine, cinciğinden boncuğuna her şey Maxlanmış vaziyette o yüzden burada haftadan haftaya başkent saldırılarını yapmak kalan oyunlarında destek olmaktan farklı bir şey yapamıyoruz. En büyük korkum da yanlışlıkla <laughs> belediye binasını yükseltmeye almak inşallah öyle bir şey olmayacak. Yani hür irademle sağlıklı bir kafayla bu hesapları kesinlikle bir üst seviyeye çıkartmayacağım. Görmüş olduğunuz üzere her şey max yapacak bir şey yok. Direkt kankır TH9 hesabımıza geçiş yapmak istiyorum. Özellikle 9, 10 ve 11 köylerinde her ne kadar çok fazla ağır bir iş yükümüz olmasa da onca hesabın arasında duvarları basmak, Maliyeti görece daha yüksek olan savunmaları yükseltmek bir tık daha sıkıntılı oluyor arkadaşlar. O yüzden 14 13 12 11 ve 10 hesaplarında 4 kat yıldız bonuslarından bu videoda güzel işler çıkartacağımızı öngörüyorum. Her hesapta iki tane saldırı yaptığımız takdirde 4 kat yıldız bonusları da gelmiş olacak. Mesela TH9 hesabımızdayız. Burada da duvarları bitirmişiz. 2 tane işçimiz boşta. Şöyle en pahalılarından bir adet büyücü kulesi görüyorum ama ben diyorum ki acaba acele etmeyelim. Saldırı yapıp bir hero yükseltmesine mi gidelim? Kraliçe 60 bin kral ise 47 bin kara iksir istiyor. Şöyle bir kral yükseltmesine gidelim. Hero'lar önemli. 7.000 bin kara iksiri 60 bine kolay kolay çıkartamayacağımı öngörüyorum. Aynen 4.000 veriyor. Hiç uğraşmaya gerek yok. Boştaki diğer işçiyle de en pahalı olan 1.2 milyon altına büyücü kulesi yükseltmesine gidiyorum arkadaşlar. İşte asıl video şu andan sonra başlayacak. Belediye binası onda duvarlar da var. Cehennem kuleleri, iksirleri gibi ağır savunmalar da var. Onlar için kesinlikle ganimete ihtiyacımız olacak. Evet şöyle bir karanlık tarafa da bakalım. Şöyle çok da fazla yapacak bir şey yok gibi gözüküyor. Aynen laboratuvarda yaparız muhtemelen de yetmiyormuş tamam. o zaman şöyle yapalım. Asıl işlerimizin olduğu belediye binası 10 hesabımıza geçiş yapıp hemen geliyor. Evet arkadaşlar TH10 hesabımızdayız. Belediye binası 10 deyince aklıma o güzel sarı tema Devamında da muhteşem üçlü atıcı cadı Pekka ordusu geliyor. Bir bakalım aynen buyurunuz. Yani dervişin fikri neyse zikri doğudur arkadaşlar. Eylemi de odur. Ben bu orduyu seviyorum ki değil mi? zamanında eski videoları izleyenler hatırlayacaktır. Yani yalan yok çok ekmeğini yedik be kardeşim. Yine bu orduyla devam ediyoruz. Şimdi 4 kat yıldız bonusumuz var. Bununla birlikte alacağımız ganimet 1.2 milyon altın iksir. Hiç vakit kaybetmeden hemen bir saldırıya gidelim istiyorum. Bence 10 numara 5 yıldız bir ganimet ve Kraliçemizin yokluğunda atıcıların ve cadıların birinci seviye olduğunu göz önünde bulundurursak tam dengimiz bir rakiple karşılaşmış durumdayız. Ne yapıyorum? Şöyle bir tane mayın eşiği bebek ejder. Bir tane mayın eşiği, bir bebek ejder. Belediye binası onda oyunu oynayan izleyicilerime sesleniyorum. Bu orduyu kesinlikle deneyin. Bu strateji size oyunda ciddi anlamda keyif verecektir. Sağlı sollu bir bebek ejder. Kendinize bir kenar seçiyorsunuz arkadaşlar. Köşe değil bakın kenar. Sonrasında bebek ejderlerle temizlik yapıp önden pekkalar, devamından cadılar. Atıcıları ve kralı içeriye soktuğunuzdan emin olun. Yani atıcıların içeriye girdiğinden emin olursanız köy garanti bir şekilde üçleniyor yani. Sonrasında da öfke ve iyileştirme büyüleriyle özellikle atıcıları hayatta tutmaya çalışacağız. Şöyle şu noktada bir öfke büyüsü patlattım. Zaten abi belediye binası onda tomruk fırlatıcı bence yasaklanmalı. Yani 3-4 beden büyük geliyor. Hele de böyle sıkı fıkı bir düzen olursa tomruk fırlatıcı tek başına köyün içinden geçiyor yani. Evet burada bu stratejide atıcıları hayatta tutmak hayati önem taşıyor. Atıcıları böyle iki tane dev bombaya aynı anda kaybederseniz 3 yıldız göründüğü kadar kolay olmayabilir. O konuda uyarımı da yapmış olayım. Bakın bomba kulesi üstüne bir de dev bomba patladı. İyileştirmeyi atmamış olsaydım bunu öngörüp muhtemelen atıcıların alayını kaybetmiş olacaktık. Şöyle şuraya da bir atlatma bıraktım. Şöyle bir tane balon. Büyücülerle de ufak tefek temizliğimize devam edelim. Şöyle bir tane okçu bir tane okçu. Zehir büyüsü elimizde kaldı. Zehir büyüsünü dahil edin arkadaşlar. Hani şu anda Kılan kalesi boş çıktı ya da çıktı ben fark etmedim bilmiyorum ama böyle zıpır minyonlar ya da elektro ejder mesela çıkarsa havaya vuran çok da fazla askerimiz yok. Düşünün Pekka karaya bakıyor. Atıcılar karaya bakıyor. Cadılar gelecek de elektroya vuracak da indirecek de bir sürü tantana. O yüzden zehir büyüsü çok önemlidir diye düşünüyorum. Evet güzel bir üçlük devamında da 34 kupayla bu saldırımızı tamamlamış oluyoruz. Hiç vakit kaybetmeden klan kalesini dolduralım. Bir tane daha saldırıya gidelim. 4 kat yıldız bonusuyla birlikte yükseltmeler yapmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar güzel bir köy daha çıktı karşımıza. Ne yalan söyleyeyim saldırı butonuna tıkladığım anda karşıma çıkan köy. Neredeyse 1 milyon iksir var. Yani belediye binası onda arayıp da bulamadığımız ganimettir yani. <laughs> o yüzden şımarıklık yapmaya gerek yok. Buraya direkt dalıyorum. Şöyle yapacağım. Kendime bu sol üst kenarı seçtim. Defansif kraliçe ve bomba kulesini XA'yı ve cehennem kulesiyle birlikte saldırının başında indirmiş olacağız. Şöyle mayın eşiği ve bebek ejder. Aynısını şuradan da yapacağım. Muhtemelen kraliçe müsaade etmeyecek ama en azından değil mi? Ufak da olsa bir temizlik gerçekleştirmiş olacağız. Çok güzel. Kraliçeyi aldık. Şuraya bir tane büyücü bıraktım. Şöyle bir pekka, iki pekka, üç pekka. Şu noktadan tomruk fırlatıcı dev bomba gerçekten mi ya? Allah'tan tomruğun canı. Belediye binası 10 özelinde birazcık yüksek kalıyor da çok fazla hasar yemedi de bombadan. Şimdi şöyle girişte bir tane öfke büyüsü kullandım. Devamında iyileştirme tetikteyim arkadaşlar. Atıcılar dev bombaya yakalanırsa anında patlatacağım. Hatta şurada kullanalım. Çoklu kule ve x de bir dondurma kullanıyorum. Gayet güzel. Atlatmayı şöyle şu noktada atabiliriz. Neden olmasın? Şöyle bir tane daha öfke büyüsü. Gayet güzel. İkinci iyileştirme tekrardan elimde. D bomba çıkma ihtimali olan bir yer yok gibi gözüküyor. Çünkü düzen kötü. Sıkı fıkı zaten D bombaya yer yok. O yüzden çıkamayacağı kesin de şurada kullanalım mesela. Belki büyücü kulesi bir de şurada bir D bomba çıkarsa atıcıları kaybetmemiş oluruz. Çıkmadı. Ama çıkabilirdi yani. Kötüsünü düşünmekte fayda var. Şöyle balonu buradan bıraktım. Hızlı eğitimde sıkıntı çıkmasın diye ne var ne yok sallıyorum. Ve böylelikle güzel bir miktarda ganimet ve 4 kat yıldız bonusunu da hanemize yazdırmış oluyoruz. Şimdi geldik işin tatlı ballı kısmına. Şu ganimetlerimizi bir toplayalım bakalım. Klan kalesini topluyorum. Burada neler varmış bir bakalım. Eğitim iksiri Saat gitsin. Saat kulesini aldım. Şimdi. 34 bin kare iksirimiz var. Acaba diyorum hero yükseltmesi yapabilecek miyim? Burada bu hesap hangi klandaydı? Evet. Victory demiş, sıkıntı yok. Klan oyunlarından da maksimum şekilde değerlendirmiş olacağız. Şimdi herolar ne kadar kare iksir istiyor? 49.000'e kral yükseltmesi yapabiliyorum. Kraliçe hala hazırda yükseltmede. Ee, bir bakalım başkent madalyamız var mı? Varmış mükemmel. 25.000 kare iksiri satın aldım. İşçilerden birisiyle lamı yok, çim yok. Barbar kralımızı yükseltmeye aldım gitti arkadaşlar. Her ikisi de yükseltmedi. Ve 27 ve 29'a gidiyor. 40'a kadar yolları var. 40 seviye olduğu zaman adam akıllı saldırılar yapabiliyor hale geleceğiz. Klan savaşlarında falan çok tatlı içerikler bizleri bekliyor olacak. Hayalini kuruyorum ben bunun. Yani düşük seviyelerde bile olsa hangi seviyede olursa olsun arkadaşlar adil bir şekilde sağlam bir düzene sağlam klan kalesi askerlerinden oluşan bir savunmaya karşı saldırı yaptığınızda inanın bana hiçbir seviyede 3 yıldız çantada keklik değildir. Clash of Clans böyle bir oyun. Şimdi bir tane işçimiz boşta. Şurada iki tane daha bildirim var. Ne yapacağız? Duvar basacağız arkadaşlar. Laboratuvarda yükseltme devam ediyor. Xer'in alayıyla duvar basacağım. İkserle böyle kritik bir yükseltme var mı diye bakıyorum. Yok. Duvarlara abanabiliriz bence. 2.4 milyon buraya. Şurayı seçtim. Yetmiyor. 2 milyon kalmış. Şurayı seçelim. 1.5 milyon buraya patlattım. Şurada bir şansımı deneyeceğim. 540 bin yetmeyecek. O zaman şöyle yapalım. Manuel olarak basacağım. Zaten çok fazla bir şey kalmamış. Böyle üst üste Evet 40 bin iksirimiz kaldı mükemmel. 2.8 milyon altını da nasıl değerlendirebiliriz? En pahalı ne varsa onu basacağım. Kalanı da tekrardan duvarlara aktaracağım. Bence en mantıklısı böyle olacak. En pahalı olarak da 1.5 milyona hava patlatıcı görüyorum. 1.5 milyon altın kalana kadar duvar basacağız. Böyle Şu diye binası 8 duvarlarından da artık kurtulalım değil mi yani? Çok çirkin gözüküyorlar yahu. <laughs> Yakışmıyor bize yani. Evet 200 bin verirsem 1.7 milyon kalır. 100 binlik daha al basabilirim. Bir tane daha bastık mı cuk diye oturdu. İstesen ayarlayamazsın. Patlatıcıyı da yükseltmeye alıyorum. Ve belediye binası ondaki hesabımızı da halletmiş oluyoruz. Güzel. bir bakalım var mı yapacak bir şey. Her zamanki gibi avcumuzu yalıyor. Diğer hesabımıza geçiş yapıp hemen geliyor. Evet arkadaşlar şimdi sırada Kankırır TH11 hesabımız olacak. Bakınız buradaki duvarlar daha da geride kaldı. Neden? Çünkü ben biliyorum buradaki duvarlar bizi daha fazla uğraştıracak. O yüzden böyle çok fazla vakit harcamıyorum. Hani benim kafa hep şu şekilde çalışıyor. Bir iş var ya mesela köylerde ya da gerçek hayatımda hiç fark etmez. Öncelikli olarak bitirip gidebileceğim sonrasında tekrardan aklımın kalmayacağı hamleler yapmaya çalışıyorum. O yüzden mesela burada duvarlar daha uzun sürecek ya. Duvar basmayı burada değil de düşük hesaplarda yapıyorum. Ondan sonra kafa rahat oluyor. Benim kafada böyle çalışıyor işte ne yapayım doğrudur yanlıştır bir şey diyemeyeceğim. Bu arada bu hesapta kralımız yükseltmedi. tazı balon ordusu var. Süper okçu ve süper büyücülerden oluşan bir kombinimiz var. 3 ee, yıldız aldığımız takdirde yıldız bonusu gelecek. Gelin bir saldırıya gidelim o halde. Seviyesine bakmaksızın ganimeti bol olan bir köye saldırmak istiyorum. Of. Abi şimdi belediye binası 10 geldi ama çok güzel ganimet. Ben buraya dalacağım ya. Yüksek müsaadenizle ben buraya dalacağım. Şöyle yapalım. Birkaç tane mayın eşi. Hadi bir tane daha attım. Koruyucu. Zeplini tam binanın direkt üstünde indireceğim. Zaten belediye binası ol ama demeye de bin şahit ister. Daha cehennem kulelerini bile alıp bitmemiş yani. Kıyamam ben sana. Böyle bir görünmezlik. Klon. Bu arada şunu da söyleyeyim. Belediye binası 11'de yani süper okçuların klonlandığı herhangi bir saldırıyla herhangi bir düzene karşı 3 yıldız alırsınız arkadaşlar. Yani ee, diyorum ya adil olduğu sürece zor. Şu anda adil bir şey yapmıyoruz. Aslında e, oyun da buna müsaade ediyor yani bir bakıma. Hani siz yapmasanız bile birileri gelip yapacak. Ama mesela bir dostluk savaşı yaparsınız. Kural koyarsınız dersiniz ki sadece belediye binası 10 askerleriyle saldırı yapacaksın. Klan kalesinde, savunmada ve defansta. İşte o zaman göreceksiniz ki bakın bu dediğimi yabana atmayın. Belediye binası on var ya. Bence oyunun en zorlu seviyelerinden bir tanesi. Abartmıyorum. Kalenize kuşatma almayacaksınız. Belediye binası sonunda kuşatma diye bir şey yok. O şekilde dizayn edilmiş. Oluru odur, adili odur yani. Askerleri de belediye binası 10 seviyesinde ve belediye binası 10'da açılan askerler olarak attığınızda göreceksiniz ki belediye binası 10'da 3 yıldız almak cidden ama cidden çok zor. <laughs> Hero'larınız max olsa bile. İnanmayan varsa denilsin. Evet güzel 3 yıldızımızı aldık. Efendime söyleyeyim yıldız bonusu da gelmiş oldu. Bir tane daha saldırıya gidelim mi? Ya üst taraflarda da yapacağımız iş var. Ben vakit kaybetmek istemiyorum arkadaşlar. Bu yüzden burada hemen yükseltmeleri yapalım. Diğer hesaba geçiş yapacağım. Şimdi kaç tane işçimiz bu? Bir tane mi işçi boşta? Yapma be. Ay arkadaş niye öyle oldu? Demek ki girmişim ben bu hesaplara. Girdim mi? Evet evet 2 gün önce girmiştim. Bir şeyden dolayı klan oyunlarında Birer tane görev yaparken demek ki yükseltme yapmışım. Bak gitmiş aklımda. Sıkıntı yok. En büyük derdimiz bu olsun. Hero basabiliyorsam ama ordu kampı varmış abi. Şimdi ordu kampı varsa herolar mirolar hero da ikinci planda kalır. Öncelik ordu kampıdır. Dolayısıyla elimdeki bir işçiyle ordu kampı basacağım. Geriye kalan ganimetin alayıyla duvarlara yükleneceğim. O zaman başlayalım. İşimiz uzun. 1.8 milyon altın 3.8 milyon iksir patlattım gitti. Buraya yetmiyor. Şurayı bir seçelim. 1.3 milyon altın buraya patlattım. Şurayı seçtim. 1.4 milyon iksir buraya patlattım. Şurayı seçtim. Yetmiyor. 803 bin. Şurayı seçsem yine yetmedi. Bize böyle dar bir yer lazım. 700 bin altın buraya patlattım. Ee, başka nereye patlatabiliriz? Şurayı seçsem 300 bin iksir buraya patlattım. Hadi kalanını da manuel olarak basalım. Çok... Ordu kampı basacaktık. Ey 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 ey! Vay arkadaş baba ilk tükürmesinler. Niye böyle oldu ya? Koruyucu da basardı ki O zaman şöyle yapalım abi. Kraliçe 56 bin kare iksir istiyor. 32-25 daha yetiyor değil mi? Aynen yetiyor. Umarım başkent madalya var. Lütfen olsun ya. Yaptık bir hata bari böyle telafi edin. <laughs> Canım yanıyor şu anda. Abi niye böyle oldu ya? Kimin ahına girdik bilmiyorum ki. Kim bedda mı ediyorsunuz? Ne yapıyorsunuz lan? <laughs> Dalmışım. Tamam kare iksirle de o zaman şöyle bir binici yükseltmesine gidelim. O da bizim bu da bizim. 122 bin iksiri <laughs> Allah'tan var ya altın madeni basabiliyoruz. Yoksa tam fail olacaktık yani. <laughs> Birazcık hayal kırıklığı oldu ama olsun canım. Canımızdan da tatlı değil en nihayetinde. Evet bu hesaptaki işi de bu şekilde yersen halletmiş oluyoruz. Şimdi sırada TH12 hesabımız olacak. Bir girelim bakalım orada vaziyetler nasıl? Pekala efendim çok daha öncesinden açmış olduğum bir hesap devamında ismini değiştirmiştik Kankarır TH12 ne yalan söyleyeyim bu işte burada bu hesapta işler tıkırında arkadaşlar yani bu hesap ve bunların altındakiler şunun şurasında 3-4 ay kaldı 2023'ün bitmesine yalnız arkadaş zaman su gibi akıp gidiyor bunlar makslanacak ama 13 ve 14 hesapları muhtemelen makslanmayacak bakalım. Arkamızdan kovalayan yok değil mi? Allah'ın emri de değil. Ama elimden geleni ardıma koymayacağım ey vatandaşlar. Şimdi hem kralım hem de koruyucum yükseltme demiş. Ne kadar güzel ne kadar güzel. Yeni ordu da eğitemiyorum. 2 yıldız aldığımız takdirde 4 kat yıldız bonusu gelecek. İki yıldızı da alırız ya. Bir lizardlalo saldırısı yapacağız alırız. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Şöyle güzel bir düzen yakalarsam 3 yıldız bile alırım. Alırız yani sıkıntı yok. Buradan alamayız mesela geç burayı. 2 yıldız garanti olsun en azından. Bak buradan İki yıldızı her halükarda alırım. Patlatıcılar nerede? Biri Anya'ya bakıyor. Diğeri de muhtemelen Konya'ya bakıyordur. Evet diğeri de Konya'ya. Tamam kartal da burayı üçleriz ya. Bak şimdi şöyle 2-3 tane mayın eşiği, tazı, devamında zeplin. Kelle avcılarının üçünü birden gönderip kraliçenin icabına bakacağız. Şu kartal topuna kaç tane balon sızdırdım. Şu noktada bir görünmezlik hemen kafaya bir öfke. On numara 5 yıldız. diye binası indirdikten sonra zaten köy üçlenmiş gibi bir şey olacak kraliçeyi nasıl indiremediniz? Üç tane kelle avcısı attım ben oraya. Ayıptır günahtır be kardeşim. Ne iş yapıyorlar bunlar? Ben anlamıyorum ki ya. Bak bak 48 seviye bir daha gıdım canlı bırakmışlar. Üç tane kelle avcısı atmadım mı ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Attım. Hakikaten enteresan ya. Şuradan buz golemi ve kraliçeye de o defansif kraliçeyi halletmemiz lazım. Yani var ya. <laughs> 48 seviye gıdım canlı falan demeyin. Tek başına bütün balonları katleder yani. <laughs> İmkan verirseniz. Evet böyle goy goy yapmaya devam edersem time fail olacağım. O yüzden ana saldırıya da başladık bir şekilde. Böyle patlatıcının görmediği noktadan balonları sızdırmaya devam ediyorum. Böyle 1, 2, 3 tane damlıyor ki bu benim son minyonlarımdı. Şurada bir tane hız büyüsü atacağım. O balonlar bir an önce gelsinler. Buraya bir tane. Şu noktada bir adet dondurma büyüsü güzel olur diye düşündüm. Bir hız büyüsü. Bak okçu kulelerini koyduğu yer düzeni çok kötü. Lan bir de tekli cenne ilk şey varmış bir de yok artık daha neler. Arkadaş bir de bana kızıyorsunuz düzenlerini ayarlamaya. Vatandaş benden de beter çıktı ya. Kırılça, kırılça özelliğiyle birlikte hayatta abi yalnız. <laughs> kırılça Kadir gecesi mi doğdu ne yaptı acaba? Vallahi hayatta. Üst tarafa gittiği için tazı balonunu baya bir tankladı. Yani bırakın özelliğinin gitmesini unicorn falan canı bile gitmemiş. Bu kadar vurabilmişler ancak. <laughs> evet. Buyurunuz arkadaşlar işler yolunda gittiğinde bir ganimet kasarken bunu klan savaşlarında falan öyle kolay kolay yapamazsınız heyecan yapmayın. Ee, dediğim gibi seviye fark etmez adil bir düzende 3 yıldız çantada keklik değildir o yüzden çok dikkatli olmakta fayda var. Ondan sonra sizi klandan atarlar sorumluluk kabul etmiyorum. Güzel 4 kat yıldız bonusumuzu aldık hemen yükseltmelere başlayalım. Burada 2.2 milyon geldi. Şimdi hero'lar yükseltmedi o yüzden adam akıllı saldırı yapamayacağız. Sadece ganimet kasmak için full yıldırım ve bebek ejder kullanacağım. Yani sinsi goblin'i açarım açmasına ama onca hesap varken buraya gelip eğitim iksiri basacağımı düşünmüyorum. O yüzden boşta kalacağına böyle bir strateji izledim. Klan kalesini bir toplayalım. Eğitim iksirlerimizi satalım, taşa çevirelim. Ne mi problem o? Baskın madalyalarım var mı? Yokmuş. Tamam. 42.000 kare iksir, 4.4 milyon iksir. Kral ve koruyucu yükseltmede kraliçenin de epitopu 3 seviyesi kalmış abileri ablaları görüyorsunuz değil mi? Bu hesap makslanacak inşallah. Şimdi bir bakalım en ucuzdan neler var? 2 tane işçimiz boşta. 2.5 milyona bir adet dev bomba yükseltmesine gittim. Kalan işçiyle de gözümün gördüğü en pahalı ne varsa onu basacağım. 3.5 milyona havan var. 3.5 milyona okçu kulesi var. Havan mı, okçu kulesi mi? Birinden 3 tane diğerinden 1 tane kalmış. O yüzden yine aynı strateji listeden bir sıra daha silinsin diye okçu kulesini yükseltmeye aldım gitti arkadaşım. Bununla birlikte laboratuvar boştaymış. Bir bakalım. İksirim yetmiyor. 5.6 milyon ne kadar? 4.4 milyon. Ucunda kalmış ama yetmeyince de yetmiyor işte. Kara iksir o da yetmiyor. Sağlık olsun. Bakın laboratuvar bile neredeyse bitmiş. Belediye binası 12'de bu arada sevdiğim seviyelerden biridir. Hani hem koruyucu var kraliçe var değil mi? Yani asker sayısı da bir tık daha fazla yüksek. Yani oyunu tam anlamıyla değil ama oynamaya başladığınız seviyedir yani. Belediye binası 12. Evet diğer hesabımıza geçiş yapıp hemen geliyor. Evet arkadaşlar işte şu andan itibaren belediye binası 13 ve 14 hesaplarımızda artık güllük gülistanlık senaryolar yok. Bakınız belediye binası 15'te 13'te 75'e kadar çıkan hero'lar 55-53 seviyelerinde. Şampiyon ve koruy koruyucu yine fena değil. Koruyucuyu maxlarız ama kral kraliçe ve şampiyonun gidecek çok yolları var. Yiyecek çok fırın ekmekleri var. Yıl sonuna kadar yetişir mi? Muamma. Bakalım. Yani bu işler nasip kısmet diyoruz ya. Onun gibi bir şey işte. Bakalım. Şimdi. Sadece bir tane işçim boştaymış. Güzel. Hiroların dördü de ayakta. Lan Belediye diye 8'den başladık. Böyle 4 tane hero görünce bir garibime gitti. <laughs> Şikayet etmiyorum. Başkent madalyalarım var mı? Yok. Klon oyunlarında bir görev yapmışız. Kafa rahat. Bedava ödülleri almışız ve lik madalyalarını da kullanmışız. Tamamdır. 83.000 kare iksirim var. 2 tane saldırı yapmam gerekiyor. O zaman hiç vakit kaybetmeden hemen saldırıya başlayalım. Klonlu. Balonların klonlanacağı bir görsel şölen izleyeceğiz. Birazdan. Savunmalara bakmayacağım. Belediye binasına da bakmayacağım. Bol ganimetli olsun dalıyorum arkadaşlar. Ha, baştan söyle. Of, abi işte bundan bahsediyorum. 8500 kara iksir ve milyonluk altın iksir. Kaçmaz fırsat. Şimdi burada nasıl yapalım? Patlatıcı <laughs> tiplere bak. <laughs> Lan bu ne be abi öyle? Ne kadar da çirkin duruyorlar ya. Tamam oradan içeriye doğru dalacağım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şuraya bir tane mayın eşiği bebek ejder. Şuraya bir tane mayın eşiği ve bebek ejder. İki tane ejder. Şöyle şuradan. Kraliçeyi bir an önce indirmemiz, temizlememiz lazım. Kral ve kraliçeyi buradan bırakıyorum. Sağ taraf yeteri kadar temizlendi. Alt tarafın temizlenmesi ejderlerin direkt kartal topuna merkezdeki tekliğe doğru ilerlemeleri gerekiyor. Zeppelin içindeki balonları klonladığımızda da tekliği, çokluğu, binayı ve koruyucu halterini indirdik mi tamamdır bu iş arkadaşım. Koruyucunun özelliğini çok sabırlı olmam gerekiyor. Kaçırmayalım da bence olabilecek en iyi zamanlamada bastık. Şöyle bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane de buraya. Kafaya da bir tane öfke büyük. Yapma, yapma, yapma. Kasırga. Abi kasırgaya çok şey borçluyuz şu anda. <laughs> kasırga genelde bizim midemizi bulandırır, canımızı sıkardı ama şu anda bayağı bildiğiniz işimize yaradı. Kasırga çıkmasaydı var ya. Gerçi kasırga çıkmasaydı zeplini engelleyecek bir şey de olmayacaktı. Yani uzun lafın kısası ucuz atlattık arkadaşım. <laughs> Hakikaten çok ucuz atlattık. Bir felaket senaryosu da yaşanabilirdi. Ve bakınız ganimetin çok büyük bir kısmı da ulaşamayacağımız yerlerde. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani Zeppelin faciası yaşasaydık operasyon başarılı olmasaydı muhtemelen bu ganimetleri de alamayacaktık. Uh. Evet. <laughs> Keyifler gıcır tamam. Şikayet etmiyorum. Da Şöyle bir yudum su içeyim de. Bunun üstüne bir yudum su gider iyi anlamda. Evet 3 yıldızımızı patlattık. Hiç vakit kaybetmeden bir tane daha saldırı yapacağım. 2 yıldız aldığımız takdirde 4 kat yıldız bonusu da bizimle olacak. Güzel bir köy bulup hemen geliyor. Yani arkadaşlar inanır mısınız kaleyi doldurdum saldır butonuna tıkladığım anda karşıma çıkan köy. Bu neymiş böyle ya 1.5 milyon altın. 1.3 milyon üzerinde iksir 13.000'e yakında kara iksir bu nedir abi? Şikayet ediyor muyuz? Tabii ki de hayır şikayet edenin ne olduğunu da gayet iyi biliyorsunuz. Şimdi nasıl yapalım? Ka sakin kan Hepsi senin. Köyde zayıf. Hero'lar da zayıf. Burayı çatarı çutarı üçleyeceğiz. Başka yolu yok bu işin. Şuraya bir tane bebek ejder. Şuraya bir tane bebek ejder. Şuraya bir tane ejder. Ve geriye kalanları da şuradan içeriye doğru spamladık mı bu iş tamamdır arkadaşım. Dimedi demeyin Şöyle zeplini de pozisyonlandırdım. Sakince izliyorum şu anda. Bir bakalım ne oluyor? Ne bitiyor? Koruyucunun üzerine bastım. Şöyle bir öfke. Bir, iki, üç tane klon büyüsü. Tamamdır operasyon başarılı. Sol taraftaki klonlar çalışmadı bak. Şu çalışmadı boşa gitti. Üç kapasitelik büyü yapma etme canını yiyeyim. Niye öyle oldu ya? Hala daha vakit var. Şuraya bir tane öfke. Heh, son anda yakaladık var ya. Neredeyse klonun özelliği bitmek üzereydi. Büyü süresi dolmak üzereyken bir tane balon giriş yaptı ve bir sürü balonu daha klonlamış olduk. Yalnız arkadaşlar ucundan dönüyoruz iki saldırıdır ha. Bu klon var ya çok böyle trajik hikayelere konu olmuştur arkadaşlar. Kendimden biliyorum, diğerlerinden biliyorum izlediğim savaşlarda. Yani 3 tane klonun çalışmadığı zamanlar mı dersiniz? Hasırga yüzünden mahvolan saldırılar mı dersiniz? Neler neler gördük zamanında. Böyle Gözümün önünden film şeridi gibi geçiyor yani şu anda. Muhteşem bir ganimet bu saldırıda bu şekilde bitmiş olsun. Şimdi gelelim tatlı ballı kısma yükseltmelere. Klan kalesini toplayacağız. Öyle dibini sıyıralım. Eğitim iksirlerini sat gitsin babacım. Başkent madalyamız yoktu. Tamamdır. Zaten epi topu bir tane işçimiz boşta. Laboratuvar boştaymış. Burada bir yükseltmeye gidelim. Çok güzel iksirimiz yetiyor. Madenci basalım arkadaşlar. Bakarsanız yarın öbür gün TH12 hibrit saldırıları yaparız. Neden olmasın? Hero'lar zaten 10 numara 5 yıldız seviyelerde. 55-53 değil lan oğlum belediye binası 12 ile karıştırdım ya. Benim kafa yine yanmaya başladı arkadaşlar. Neyse bir toparlanalım. Daha 14'e geçeceğiz. Hemen öyle pes etmek, yorulmak yok. Ne basalım bir bakalım. Hava savunması basabiliyorum. Çok mantıklı. Kral kraliçe basamıyorum. 117 bin kare iksir var. Başkent madalyam da yok. Arkadaşlar hiç sağa sola bakmaya gerek yok. Bence hava savunması 10 numara 5 yıldız bir tercih olacaktır. Güzel. Şuraya da bir uğrayalım. Sonra verilini kankırır TH14. Geçiş yapıp hemen geliyor. Evet arkadaşlar videomuza konu olacak. Son hesabımıza giriş yaptım. Kankırır TH14. Bu köyü izleyenler hatırlayacaktır. İkinci kanalımıza özel bir seri e, videosu çekmek için <laughs> açmıştık. Ve bütün savunmalar ve duvarlar birinci seviyede olacaktı. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani bütün savunmaları <laughs> birinci seviyede bırakacaktık. E bir süre geçtikten sonra çok sıkıcı olmaya başladı. O yüzden bu köy adam olur mu ya evrildik. Sonra orada video çekmeyi de bıraktık falan filan işte. Günün sonunda bu hesap yıl sonuna kadar belediye binası 14 maxlanacak mı? Tabii ki de maxlanmayacak. Ama elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Şimdi iki tane işçimiz boşta. Yıldız bonusunu almak için direkt bir saldırıya gitmek istiyorum. Ejder saldırısı yapacağız. Muhtemelen ejderha bindisi açık olmadığı için sadece ejderler var. <laughs> Sıkıntı yok. Hemen bir köy arayışına girelim. Burada çok düşük abi. Hiro'lar da çok düşük, savunmalar da çok düşük. Laboratuvar da çok düşük. Yani buradaki işimiz imkansız gibi bir şey yıl sonuna kadar. Aslında tek hesap bu olsa belki bir ihtimal hani altın biletti, aşırı ganimet kasmaydı falan. Ki bence teknik açıdan imkansız abi. 3-4 ayda yani ne bileyim 44 kral 80'e çıkar mı? Bence çıkmaz yani. Bence de kesinlikle çıkmaz. <laughs> Tamamdır. Buraya saldıralım mesela. Nasıl yapalım? Ee, bap, bap, bap. şöyle yapacağım arkadaşlar. Bakınız şöyle oluyor Amir Bey. Kral kraliçeyi buradan bıraktım. İki tane ejder. iki tane ejder. Kalanları buradan koruyucu. Şampiyon ve devamında zeplin. Tam kartal topunun üstünde zeplini indirdiğim takdirde ne var ne yok zaten parçalayacak. İki seviye görünmezlik büyüm var. Dikkat. Şöyle bir görünmezlik. Sanırım operasyon başarılı. Evet. Operasyon başarılı. Ne abi? İkinci seviye görünmezlik büyüleri birazcık kafamı karıştırdı. Neredeyse kaya saçara yem ediyordum. Süper okçu ablalarımızı. Felaket olurdu felaket. Bir tane daha. Şu noktada bir öfke büyüsü patlatacağım. Hem süper okçular hem de belki ejderler faydalanır diye. Şurada bir tane daha görünmezlik büyüsü patlattım. Zehirin içinde kaldılar ama süper okçuların yapacağı her bir atış çok kıymetli arkadaşım. Kraliçe hasar yemiyor. Şu kralın özelliğine basalım. Son görünmezliği de muhtemelen Ejderlerde falan bir şey söyleyeyim mi? Üçlendi galiba ya. Aynen aynen. Bir an için üçlenmeyecek diye düşünmüştüm. Ya hakikaten Hirolar çok kötü arkadaşlar. Zayıf bir köye saldırıyor bile olsam. Hero'lar ya baya bir düşük. 26 koruyucu falan hiçbir iş yapmaz yani. Bakmayın burada beni yalancı çıkarttı ama yani hakikaten çöp gibi bir şey ya. Olmasa da olur. <laughs> Kraliçenin özelliğine basıyorum ve buradan 3 yıldızımızı bu şekilde patlatmış oluyoruz. Şimdi hemen seri bir şekilde bir tane daha saldırı yapalım. Son olarak yükseltmelerimizi de yapıp videoyu da bitireceğim. Hali hazırda 30 dakikanın üzerine geçti zaten. Devam ediyor. Evet arkadaşlar son saldırımız çok güzel bir ganimet çıktı ama boyumuzdan 3-4 büyük 3-4 beden büyük bir köye saldıracağız. 77 kraliçe 76 kral ve savunmalar böyle bir tık düşük gibi gözüküyor ama bakmayın yani belediye binası 14 sularında okçu kulelerini bile maxlamış vatandaş. Haushin Shun klanından White Wave beyaz dalga. Hadi bakalım İngilizce dersleri devam ediyor. Şöyle şuradan koruyucunun marifetiyle birlikte koruyucu nereye gidiyorsun koruyucu? Baba baba ba, koruyucunun yaptığına bak. Balonları takip etti o yüzden öyle yaptı ama pek işimize gelmedi. Tam zamanında bastım. Bu noktada bir görünmezlik, klon, öfke. Operasyonu başarılı kabul ediyorum. Elime yüzüme bulaştırmazsam her şey güzel olacak. Bunu da kral kraliçe. da bir şekilde şuradan bir tane daha. Bir tane daha. Böyle bir tane de öyle. Süper okçular nereye gidiyorsunuz süper okçular? Bir anlatsanıza bana. O kaya saçarı da alaydınız iyi Tamam bence güzel. Hava savunmasını alın bari. Kaya saçarı almasan da olur. Hava savunmasını al. Mükemmel. Tamam bence 3 yıldıza kadar gider bu saldırı arkadaşlar. Haksız mıyım? Kralın yaptığı işe bak. Kızamıyorum da. Çok da haksız sayılmaz yani. Tamam şampiyon kalkanını fırlattı. Defansif kraliçe çok sıkıntı abi. O muhtemelen hava sav... Yo, yo yo yetmedi. Tamam şaşırmam. Yani normal. <laughs> bence yetmeyecek. Yetmeyecek abi. Kraliçe yetmeyecek. Yani çok bariz belliydi bence. Şu kralın özelliği. Yani 44 kral 44 kraliçe Malatya'ydı değil mi? Malatya'nın kayısısı mı meşhurdu? Bir bakayım plakalardan 44 44 evet Malatya. Buradan Malatya'ya. Malatya'dan bizleri izleyenlere Malatya'ya gönül vermişlere. Kucak dolusu saygılar selamlarımı iletiyorum arkadaşım hadi bakalım. 2 yıldızı aldık ganimetin çok büyük bir kısmını aldık. E daha ne isterim abi. Ne kadar sitozin o kadar köfte en nihayetinde. Güzel 12.000 kare iksir muhteşem bir miktar. Hemen yükseltmelerimizi yapmaya başlayalım o halde. Huh, mis gibi ganimet Vallahi Tamamdır şimdi 3 tane işçimiz boşta laboratuvar boşta 96 bin kare iksirimiz var önceliğim hero'lar 98 bin'i yükseltme yapabiliyorum 2000 deyip geçmeyin işte olmayınca da olmuyor alalım bir kare iksir sıkıntı yok ne basabiliyorum 106 bine okçukur ilçe yapıştırdım gitti düşünmeye gerek yok koruyucu yükseltmesi yapabiliyor muyum 6.5 milyon iksirim var ne kadar istiyor 9.4 6,5-2,5 daha 9 milyon yetmeyecek. O yüzden o topa şimdilik girmiyorum. Onun yerine yine kritik bir bina olan kara iksir deposu yükseltmesine gideceğim. Ne kadar? 5,4 milyon. Yapıştırdım gitti. E hal böyle olunca laboratuvarda da iksire ihtiyacımız olacak. Minimumda 3,5 milyon iksire dev yükseltmesi yapabiliyorum. Var mı daha ucuz bir şey? Kuşatmaları saymazsak yok gibi ki kuşatmalardan da ucuz. 3,5 milyona dev yükseltmesi. Alalım. Alalım sıkıntı yok. Laboratuvarda boşta kalmamış olsun. Böyle devabımızı da de yükselttim. Geriye kaldı bir tane boş değişçi ve 6.6 milyon altın. Ne kadar altı dedim ya. ya onunla da X'e yükseltmesi yapabiliyoruz. ya e daha ne olsun değil mi? 4.9 milyon kalana kadar da duvar basmayacağım duvar. Aslında basayım da basmamak istememin sebebi şu. E, düzende arkadaşlar şurada bakın ayarladım. Basınca bunlar karışıyor sonra toplayacağım diye iki gün uğraşmak zorunda kalıyorum. Ama basacağız artık. Yapacak bir şey yok. Şöyle 4.9'a kadar belediye binası 9 duvarları basalım madem. 3-4 tane daha basacağız. 4.9. Bir tane daha basamıyorum. Sonuç olarak hem bu hesapta hem de video yapacağımız sonuç olarak ilk sayını da yükseltmeye alıyorum. Ve böylelikle videomuzun da sonuna gelmiş oluruz. Böyle, böyle film tadında Değil mi? Hemen hemen her seviyeden video çektiğimiz bir video oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Keyif almışsınızdır. Ne diyelim yani. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın. Bay bay.